Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün tığ ve YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayın. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir. Zil butonunu açarak daha çektiğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Kanalıma abone olmak ücretsizdir. Evet. Elimde gördüğünüz arpa boncuk arkadaşlar. Şöyle bunu her tuhafiyede böyle dal halinde bulup satın alabilirsiniz her yerde mevcut çok eski kullanılan bir boncuk türü arkadaşlar ismi arpa boncuk olarak geçiyor ve modelimde arkadaşlar sizlere hazırladım şu şekilde çok hoş bir model oldu arkadaşlar bunu şöyle tek minik bir inci ile inci mi artık kum boncuk muydu arkadaşlar taş boncuk muydu çok küçük olduğunu düşündüm ben olsam 3 tane inci koyarım diye düşündüm İncileri alırken içinde arpa boncuğu görünce dedim ki bir seferde bununla değerlendireyim. Farklı bir e, iş olsun. Hep inci koyuyoruz. Sarı kırmızı fark etmez. Beyaz inci konulabilir yeşilin içine. Denemek istedim. O da hoş oldu. Hoş olunca da sizle bu şekilde paylaşmak istediğim Videosunu çekeyim. Sizler de e, bu güzellikten mahrum olmayın. Siz de görün. Beğenenler inşallah güzel bir çekim yaparız. Onlar da yapar. Evet modelimiz bu arkadaşlar. Bakın böyle kirpikli trabzanların üzerine çok hoş bir iş çıkardık inşallah yapımına geçelim. Evet arkadaşlar şöyle 7 tane kirpikli trabzanları yaparak ara suyu mesafesini bırakmış oluyoruz. Her zamanki gibi şöyle de ikişer zincir çekerek tığ battılarımızı hazır bırakıyoruz ve ilk başlarken şöyle bir zincir çekerek ipimizi tığımıza tutturuyoruz havadayken bir defa tığımızın başını dolayıp şöyle arkadaşlar bir tane daha çekelim çünkü biz kutucuk yapacağız iki zincirimi çektim bir defa tığımı doladım buradan hemen boş olan tığ battımın içine girip 2 2 alarak bir trabzan yaptım tekrar iki zincirimi çekiyorum hemen 2 2 alarak buraya bir trabzan yapıyorum 2 tane boş trabzanımı hazırladım bir defa yine tığımı doladım bu sefer üçüncüye kirpikli trabzan yapacağız üçüncü kutucuğumuz kirpikli tomurcuk olacak Evet bu şekilde kapattık yine iki tane zincir çekiyorum bir defa tığımı doladım hemen boş olan tığ battımın içine girip iki iki alarak bu şekilde bir trabzan yaptım 7 tane zincir çekiyorum. Hemen çevirdim şöyle ters tarafına ve buradaki ilk bakın kirpimin hemen yanındaki trabzanımın tepesine 7 zincirimi bu şekilde kapatıyorum ve 2 tane zincir çekerek döndüm düz yüzüne. Bu 7 zincirli yuvanın içine kapattığım kirpik oluşturdum tekrar 2 zincir yuvaya kirpik oluşturdum 3 2 zincir 4 tekrar 2 zincir ve 5 Evet bu şekilde 5 tane kirpik yaptık şöyle bakın yuvamızın içine Hemen trabzanıma da bir tane sık iğne ile hiç zincir çekmeden direkt sık iğne ile trabzanımın arasına kapattım. Dibine bir tane zincir çektim. Şimdi arkadaşlar arpa boncuktan buraya 3 tane örümcek yapacağız. Şöyle boyutu arpa boncuğunu içine alıp rahat bir şekilde kayacak bir şekilde olacak arkadaşlar. Bakın fazla büyük değil sadece arpa boncuk sağa sola ilerlesin. Büyüklüğü bu kadar hemen dibine yine bir zincir çekiyorum yine arpa boncuğumun bir tanesini akıttım ve ipimi uzattım buraya Şöyle biraz daha uzaltalım rahat bir Evet boncuğumuz içine sız tekrar dibinde bir zincir yine boncuğumu alıyorum şöyle ipimi çektim sık iğne ile sabit bu şekilde üç tane arkadaşlar arpa boncuktan örümcekler hazırladık. Bu şekilde. Şimdi bunu çevirdim. Şöyle bakın. Bu aradaki boşluğa iki zincirli olan yuvaya trabzan tepesine değil iki zincirli olan yuvaya şöyle sık iğne ile sabit. Hemen dibinde bakın olan şu boşlukta kapattık ya Hemen trabzanımın da içine giriyorum. Bu şekilde şöyle bir sık iğne mesafesi vermiş olduk. Kapattığımız örümceğimizle arasına kapatarak trabzanın tepesine kapatarak bir tane sık iğne verdik. Şöyle iki zincirimi de çekip düz yüzüne döndüm. Arkadaşlar sanki kış günü güneş doğdu. Evet. Bakın buradan iki telini alıp şöyle arpa boncumuz aşağı gelecek şekilde iki zincirimi kapattım. Buraya 9 tane bu şekilde iki zincirden yuva yapacağız. Şöyle deneyelim aldığı kadar arkadaşlar. Sayısını unuttum. 2 3 4 Tekrar 2 zincir 5 6 7 8 Şöyle bakalım. Bir tane daha yapalım arkadaşlar dibine. 2 zinciri çekip hemen kapatıyorum kirpiğimi. Şimdi ortadaki örümceğimiz arkadaşlar bakın nasıl şu arpa boncuk üstteki gibi duruyor. Onu şöyle iki telini yukarı çekip çevirerek arpa boncuğu aşağı, teli yukarı gelecek şekilde sık iğne ile kapattım. Bir iki zincirimi çektim. Örümceğimin arasına girip kapattım. İki zincir kapatıyorum şu şekilde. İki zincir üçüncü iki zincir dördüncü iki zincir beşinci Evet bu kirpiklerin alın da arkadaşlar örümceğin büyüklüğüne göre bu şekilde daha çok ve az olması bu yaptığınız örümceğe bağlı tekrar 2 zincir 6 tekrar 2 zincir 7 tekrar 2 zincir 8 tekrar 2 zincir bu şekilde 9 taneyi aldırdık arkadaşlar örümceğimiz Şimdi bu arpa boncuklu olan yerden giriyorum tığımla Şöyle bir takla attırıyorum arkadaşlar. Bu iki tane ilmeğim havaya yukarı kalkmış oluyor. Evet. Bu şekilde sık iğne ile sabitledim. İki zincirimi çektim. Örümceğimin arasına girdim, sabitledim. İki zincir, iki tane. İki zincir, üç tane. 2 zincir 4 tane 2 zincir 5 oldu 2 zincir 6. Şöyle 2 zincir 7. 8 tekrar 2 zincir ve 9. Evet. 3. örümceğimizi de bu şekilde 9 tane kirpikle doldurduk hemen direk bakın kapatır kapatmaz sık iğneyi tığımızın başını bir defa doluyoruz ve yandaki boş olan bu tığ battığının içine de girip 2 2 alarak bu şekilde bir trabzan yaptık arkadaşlar bakın bu son yaptığımız örümceğin üzerine yaptığımız kirpikle zaten iki zincir seviyesinde tekrar zincir çekip büyütmek istemeden hemen bu şekilde Direkt trabzanımızı yapıyoruz. Ve bir zincirimi çekip şöyle yine yandaki tığ battıya 2 2 alarak trabzanımı yapıyorum. Çünkü arkadaşlar şimdi pardon yedi tane kirpikli trabzanı yapımına geçelim. Evet. Trabzanımız hazır. Üstünü zincirini çekelim. Ve tomurcuğunu oluşturalım. Tekrar bir zincir. Bir defa doladım. Hemen 2 2 olarak aldım. 1, 2, 3, 4 zincir kapatıyorum. Bu şekilde. Bu şekilde 7 tane tomurcuğumuz olacak. 7 tane bu şekilde hazır. Demin güneş geliyordu. Pek net çıkmadıysa e, perdeyi kapatmayı unuttuk. E, bir tane daha yapalım. İnşallah bu seferki çok net güzel bir çekim olur. İnşallah o da güzel olmuştur. Güneş çok parladı iki zincirimi yine çektim 7 tane yaptıktan sonra ara suyumuzu hemen 2 2 alarak bu şekilde sabitledim 2 zincirimi çektim 2 2 olarak aldım 2 zincirimi çekiyorum bir defa doladım 2 2 olarak aldım Evet 2 zincirli 3 tane kutucuğumuz oldu üçüncünün içine 4 zincirimi çekip bu şekilde sık iğne ile sabitliyorum. 2 zincirimi çektim. Bir defa tığımı doladım. Hemen 2 2 olarak aldım. 7 tane zincir çekiyorum. Hemen çevirdim arkadaşlar bu şekilde. Bu ilk trabzanımın arasına buraya sık iğne ile giriyorum ve ipimi sabitliyorum bir iki tane zincirimi çektim hemen yuvaya kapatıyorum bu ilk kirpiğim yine iki zincir yine yuvaya gir kapat İki zincir yuvaya gir kapat dördüncü kirpik ve bu, da. bu şekilde kirpiklerimiz hazır arkadaşlar 5 tane kirpiği bu şekilde yapıyoruz ve en son yine bu trabzanımın arasına da sık iğne ile giriyorum hiç zincir çekmeden sadece sık iğne bir zincirimi çekiyorum yine bu şekilde aldım boncuğumu ve şöyle arpa boncuğumu aşacak şöyle milim biraz oynayacak rahat edecek şekilde örümceğimi kapat tekrar bir zincir şöyle bir tanesini alalım yine bir zincirimizin üzerine örümcekle kapatalım tekrar bir zincir arpa boncuğumuzu alıp şöyle rahat oynayacak şekilde kapatalım yine üç tane bu şekilde arasında arpa boncuk olan örümcek yaptık ve bu örümceklerimizi bakın buraya ara boşluğa iki trabzanın arasındaki boşluğa kapatacağım arkadaşlar bu şekilde şöyle sabitliyorum ve bir tane de trabzanımın tepesine sık iğne ile sabitleyip buraya bu şekilde bir mesafe sık iğne mesafesi verdim iki zincirimi çektim şöyle düz yüzüne çeviriyorum modelimi ilk yaptığım iki tane telini alıyorum örümceğimizin iki telini yap alıyorum hemen iki zincirden buraya dokuz tane kirpik yapıyorum bu ikinci kirpiğim bu üç bu dört beş iki zincir 6 2 zincir 7 8 ve 9 sabitliyorum bu şekilde Evet hazır bakın arkadaşlar kirpiklerim ve bu ikinci yuvanın da şöyle örümceğine girip sık iğne ile sabitledim 2 zincir 1 2 zincir 3 2 zincir 4 5 6 7 2 zincir 8 ve 2 zincir dokuz. Evet ikinci yuvamız da bu şekilde hazır ve bakın yine aynı şekilde eğer üstte ise şöyle taklattırıp iki teli yukarı çıkaralım arkadaşlar bu şekilde bir iki tane zincir yine sonucu yuvamızı da iki zincir çekerek 9 tane kirpiğimizi dolduruyoruz 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Evet, 9 tane yine örümceğimizin içine sabitliyorum. Şimdi bir defa tığımı doladım buradan hemen bakın boş olan tığ battığının içine giriyorum hiç zincir çekmedim kapattım trabzanım hazır yine bir zincir çektim bir defa doladım şöyle yandaki trabzana iki iki alarak bir trabzan yaptım Evet bu şekilde şöyle arkadaşlar 8 tane kirpikli trabzan yapacağız bakın bir zincir hemen yandaki tığ battıya gir 2 2 olarak al 4 zincir şöyle kapat bir zincirimi çekiyorum bir defa doladım yandaki tığ battıya şöyle arkadaşlar bunları ben biraz ilerleteyim 8 tane yapayım geleyim Evet arkadaşlar bakın modelimin bitmiş hali de bu şekilde. Farklı bir hep evet, ince arkadaşlar. Siz dediğim gibi 3 tane inci ile deneyebilirsiniz. Veya tek inci ile modelde olduğu gibi deneyebilirsiniz. Farklılık olsun diye bu şekilde. Ben arpa boncukla denedim. O da bir farklılık verdi bence. Çok hoş oldu. Şöyle bakın. Hep aynı şeyler hep aynı boncukları kullanmaktansa farklı boncuklarla da bir şeyle yapılabileceğini göstermek istedim. Çok da hoş oldu, çok da güzel oldu. Bakın şu ortadaki kirpik bile bir ayrı zirafet kattı arkadaşlar modelimiz için. Evet, modelimiz bu şekilde. Şöyle göstereyim isterseniz bir de hangi açıdan daha hoşunuza giderse arkadaşlar bu şekilde. Evet, modelim bu. Sizler de emeklerim için arkadaşlar beğeni ve yorum yaparak bana destek olursanız sevinirim. Bu şekilde emeklerim için daha fazla videoların gelmesi için devamı için Allah'a emanet olun arkadaşlar hoşçakalın